Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yığınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı, haber programı, haber uzayı başlıyor. Geçtiğimiz hafta PlayStation 5 tasarımı olduğu iddia edilen konsept çizimler gündeme oturdu. Sony'nin aldığı yeni patentte yer alan aha bu çizimlerin PlayStation 5'e ait olabileceği düşünülüyor. Uzaktan alışveriş merkezine benzeyen bu tasarımda özellikle konsolun ortasında yer alan V şeklindeki dev hava boşluğu bu çizimlerin PlayStation 5 geliştirme kitine ait olduğunu düşündürtmüştü ki bu da doğrulandı. PlayStation 4 geliştirme kiti böyle görünüyordu ama konsol böyle mi piyasa? Sayı sürüldü, sürülmedi. Böyle tuhaf bir tasarımı kim evinde masasının üstünde görmek ister ki? Kimse istemez. Şimdi konsol çıkana kadar böyle sikko sikko onlarca tuhaf tasarım görürüz. PlayStation 5'in tasarımı belli oldu diye duyurulan. Odi'de kendi konsolunu yapan bir dayı vardı. Ne oldu ona? Bir ses ver reis. Sensiz olmuyor. GTA 6 geliyor. Gelmiyor. Geliyor diyenlere de inanmayın. Geldiği zaman zaten adamlar duyuruyor. Bu seferki GTA 6 geliyor dedikodularının çıkmasına neden olan şey ise Rockstar North Office binasının dış cephe kaplamasının değişmesi oldu. Şimdi ne alaka demeyin. Binanın dış cephesinde her zaman en son çıkan Rockstar oyunu yer alıyordu. Yani en son Red Dead Redemption 2 Rockstar North binasının dış cephesini süslüyordu. Ta ki geçtiğimiz haftaya kadar. Adamlar ani bir kararla bina cephesinde yer alan Red Dead Redemption 2 kaplamasını sökmeye başlamış. Bu da demek oluyor ki GTA 6 adamlar dış cepheyi değiştiriyor ya. Bundan daha kesin bir kanıt olamaz bence. Daha ötesi mi var? Dış cephe kaplaması değişmiş. Bu demek ki GTA 6 kesin ki. Neyse boş verelim şimdi bu tık almak için yapılan haberleri de. Red Dead Redemption 2 demişken ben size daha ilginç bir şey göstereyim. Red Dead Redemption 2'yi kuş olarak oynamak ister miydiniz? Cevabınızın tabii ki evet olduğunu biliyorum. Ben kuş olup uçmak istiyorum diyen bir mod geliştiricisi Red Dead Redemption 2'yi modlayarak böyle acayip bir kuş modu geliştirmiş. Bayağı oyundaki çeşit çeşit kuşu kontrol edip dağ bayır uçabiliyorsunuz. Uçup da kasabalara, karlı dağlara konabiliyorsunuz. İşin daha ilginci adamlar kuş animasyonlarını da tüm ayrıntısıyla yapmışlar. Baksanıza şu kanat çırpma animasyonlarına, detaylara. Göklerde kartal gibi süzüleceğiniz mis gibi mod. Hem Red Dead Redemption 2'de modlanmaya başladıysa abi bu demek oluyor ki GTA 6 abi benim bilgisayarım kaldırır mı çocuk? Sen de artık istediğin oyunu oynayabileceksin. Geçtiğimiz hafta Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Gamescom etkinliğinde Google Stadia'ya gelecek onlarca yeni oyun duyuruldu. Tabii bu oyunlar arasında en dikkat çekeni CD Projekt Red'in geliştirdiği Cyberpunk 2077 idi. Evet, Cyberpunk 2077 Google Stadia'da oynanabilecek. Böyle hayvan gibi grafiği olan ve sağlam bir sistemde ancak keyfine varabileceğimiz bu oyunu tarayıcı üzerinden oynayabilecek olmak bence büyük olay. Ama abi benim internet altyapım kaldırmaz diyorsan, aha şu grafikteki değerler gerçekten doğruysa en azından 10 megabit internette 720p çözünürlükte senin bu oyunu oynayabilmen lazım da şöyle bir sorun var ki Stadia Türkiye'ye gelmiyor. Orası ne olacak? Yok ya. Benim bilgisayarım kaldırır mı çocuk? Sanırım sana oyun oynamak haram. Sene 99 ya da 2000 olması lazım. 7-8 ergen mahallece toplanıp aylardır konuşulan abi böyle bir film yok denen Matrix filmine gitmiştik. Büyülenmiş ve kafamız allak bullak olmuş bir şekilde filmden çıktığımızda daha henüz bir tarihe tanıklık ettiğimizi bilmiyorduk. Arkadaşım Eray, abi müzikleri ne acayipti öyle dediğinde kendisiyle hafif dalga geçmiştik. Ulan şu filmden kala kala müzikleri mi kaldı aklında diye, ama meğer adamın kulağı bizden iyiymiş. Filmin müzikleri gerçekten de efsaneydi. Geç anladık seni Eray Reis. İkinci, üçüncü filmleri izlemek için aynı ekip yeniden toplanamadık. Hepimiz biraz daha büyümüş, mahalledeki herkes biz de dahil farklı yerlere taşınmıştık. Daha sonra yine sinemada izlediğim ikinci, üçüncü filmlerse ilk filmin verdiği heyecanı vermekten oldukça uzak kalmışlardı. Ama yine de serinin bende yeri ayrıdır. İyi haber, efsane yıllar sonra geri dönüyor. Televizyon, sinema, hatta reklam sektöründe adeta devrim yaratan Matrix serisinin yeni filmi geliyor. Evet, kesin bilgi. Ama şöyle bir sorun var ki Matrix filminde yer alan hiç kimse eskisi gibi değil. Neo, John Wick oldu, Trinity teyze oldu, Boyz anılar en son Fuat'a dalmıştı, sonra kayboldular.
Morpheus Hakan Altun oldu. Filmin yönetmeni Wachowski biraderler. Wachowski kız kardeşler oldu. Yani en son öyleydi. Wachowski'lerden biri erkekti. Sonra kız oldu. Sonra vazgeçip yine erkek mi oldu? Yoksa kız oldu sonra erkek oldu sonra tekrar mı kız? Ben takip edemedim en son. Ne oldu? Ama en son Neo kör olup ölmüştü. O kesin. Nasıl olacak? Teorilere göre Matrix 4'ün açılış sahnesinde Neo'yu göz hastalıkları hastanesinden randevu alırken görecekmişiz. Yani işler biraz karışık. Filmin vizyon tarihi de henüz belli değil. Her şeye rağmen Matrix özellikle bizim neslin efsanesidir. Heyecanla bekliyorum. Deri ceketleri ve yılan gözlükleri sandıktan çıkarma vakti geldi. O oyun bu hafta da çıkmadı. Ama artık oyunun çıkacağı tarih belli oldu. Yani aslında erken erişime çıkacağı tarih belli oldu. Geliştirici ekibin geliştirmelere doyamadığı Mount & Blade 2 Bannerlord Mart 2020'de erken erişime açılacak. Geliştirici ekip yerli ve milli Tail Wars başındaki isim Armağan Yavuz bizzat kendi ağzıyla Mart 2020 kesin dedi. Yani kaynak sağlam. Ama tehdit altında mı dedi orasını bilemiyorum. Bannerlord 2020 yılında erken erişime açılacak. Yani biz oyunu oynarken bir yandan geliştirilmeye devam edecek. Oyuna yeni özellikler eklenecek. Oyunun %80 oranında hazır olduğu söyleniyor. Yani tam sürüm için bir 10 yıl daha beklemeyeceğiz. Yani muhtemelen. Bu arada Gamescom'dan yeni oynanış görüntüleri de geliyor. Armağan Yavuz geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Alman YouTube kanalı Rocket Bean'e konuk oldu. Canlı yayında Bannerlord'un son versiyonu oynandı. Bir meydan savaşı yapıldı, kuşatma silahları gösterildi, cenk edildi, hilal taktiği yapıldı. Kuşatma sırasında oynayan eleman 5. dakikada böğrüne mızrak yiyip öldü. Canlı yayında tuhaf da bir an oldu. Oyunu oynayan eleman istersek esir aldığımız lordu izleyenlerin isteğine göre öldürebileceğimizden bahsederken Armağan Başkan gülerek araya girdi, konuyu toparlamaya çalıştı. Ben anlamadım vallahi ne oldu burada. Size bu tuhaf anı izletiyorum, siz çözün olayı. Yalnız Armağan Yavuz'un gülmesi alem izlerken kahkaha attım. A lot from the enemy. So maybe we can have the audience decide if we want to release or kill him. Come on, we're not ISIS or anything. In the game, we have a system where you can capture an enemy lord. Kendi halinde börtü, böcek, hayvanat videoları çeken, kertenkeleleri ensesinden yakalayan, takla atmayan taklacı böceklere kendisi takla attıran Mehmet Kanur adındaki ufaklık, ekşicilerin yardımıyla bir anda fenomen oldu. 200 küsur abonesi olan ufaklığın videolarını izleyen bir ekşici sözlükte YouTube'da hayvan videoları çeken çocuk diye bir başlık açıp ufaklığın kanalına destek çağrısı yapınca Mehmet'in mütevazi kanalı 279 aboneden sadece bir haftada 128 bin aboneye ulaştı. Ben de yılana benzeyen bir kertenkele türünün olduğunu, su mercimeği diye bir şey olduğunu bu çocuktan öğrendim. Monitöre kafa atma derdindeki sikko rapçilere ve hiçbir yaraya derman olmayan YouTuber'lara özenen küçük dimağlara da örnek olursun umarım. Bu arada ben de çomağımı alıp dürtecek peygamber devesi aramak için Belgrad ormanına gidiyorum bradaları. Yeni trend böcek dürtmek sanırım. Önümüzdeki hafta sağlam oyunlar geliyor. Ağustos sonu bayağı verimli. 26 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında 4 tane dikkat çeken oyun çıkacak. Benim de yakın takibe aldığım maymunlu oyun Ancestors The Humankind Odyssey PC için 27 Ağustos'ta. Max Payne, Alan Wake, Quantum Break oyunlarından tanıdığımız Remedy'nin yeni aksiyon oyunu Control'de yine 27 Ağustos'ta çıkacak. Bayağı yoğun gün. Kontrolü 32 liraya düşünce sırtlan gibi hemen ön sipariş vermiştim. Bir Twitch patlatırız artık. Korku, gerilim, yürüyüş simülasyonu türündeki pek de heyecanlandırmayan Blair Witch 30 Ağustos'ta. Az beklediğim oyunlar arasında yer alan Until Dawn'ın yapımcısı Supermassive Games'in geliştirdiği Dark Pictures Anthology Man of Medan da 30 Ağustos'ta çıkacak. Bu haftanın gündemi de böyleydi. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte haber uzayında görüşmek üzere. Yani aynı saatte olmasa da aynı gün. Aynı gün de olmayabilir ama önümüzdeki hafta haber önümüzdeki hafta da olur mu onu şimdi ben tam bilemedim ama sevdiyseniz olur devam et dersin. Hadi ben kaçtım.